Bizim tayfa, hepinize merhaba. Bugün sizler arkadaşlar Regedit ve görev yöneticisi yöneticiniz tarafından görev yöneticisi yöneticiniz tarafından reddedildi hatasının çözümünü göstereceğim. Şöyle bir hata. Görevin kayıt defteri yani Regedit düzenleme yöneticiniz tarafından devreden çıkarılmıştır. Bir dışı bırakıldı. Böyle bir hata. Bunun basit bir çözüm var. Hiç de zor değil. Öncelikle size bir uygulama göstereceğim. Bu uygulamayı buraya basıp şey yapacaksınız. Sonra sakla diyeceksiniz olacak. Ben şimdi kapatıyorum bunu. Ama siz kapatmayacaksınız tabii. Sakla diyeceksiniz. Sonra böyle bir şey gelecek. Bunun sonra üste basacaksınız. Sonra böyle bir sayfa gelecek. Bakın bu bende vardı, sizin için sildim ben. Şimdi tekrar şey yapıyorum. Sonra burada anlaşmayı kabul ediyorum. Sonra burada kur onu yani yazıyor. Sonra bu kendi kendine hızlıca oluyor. 300 sene sonra. Heh, şimdi oldu. Şunları kapatın. Şey oluyor. Şimdi onu birazdan açacağız ama şu anda açmayacağız. Şimdi Windows. Ya şuraya çalıştır yazın. Şuraya. Çalıştır. Bundan çıkıyor, bir şey çalıştıracağız. O yüzden çalıştır açmamız gerekiyor. Burada gpedit.msc. Bunu ben aşağıya koyarım. Bunu şu sayfanın linkini de koyarım. Bunu koyacağım. Buradan kopyalayıp sonra çalıştıra şey yaptığınız bir yazın. Sonra buraya basıp tamam olmasın. Biraz bekleyin. Şimdi buraya geldiniz. Sonra buradan kullanıcı yapılandırması, buradan yönetim şablonları, buradan sistem, çift tıklayacaksınız. Buradan CTRL alt delt seçenekleri, biraz hızlı yapıyor olabilirim. Şimdi bakın ama yine de. Sonra buraya geldiğinizde burada görev yöneticisi devre kaldır diye bir şey var. Bu görev yöneticisinin açılmama sorunlarından bir tanesi. Bunun üstüne basacaksınız. Bu etkinse veya devre dışı bırakıldı orada bilmiyorum da etkinse çalışmaz. Bunu yapılandır yapacaksınız. Uygula deyip tamama basacaksınız. Sonra burayı kapatabilirsiniz. Sonra buraya geldik. Hala görev yöneticisi hala açılmıyorsa, çünkü bende açılmıyordu. Bu uygulamaya gelip buradan görev yöneticisi açılmıyor. Buna basacaksınız. Buradan şunu düzelt. Evet. Böyle yapacaksınız. Burada bu değişikliği uygulamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın. Evet'e bastığınızda bilgisayarınız yeniden başlatacaktır. Yine tekrar açtığınızda buraya gelip buradan görev yöneticisi açılacaktır artık. Ben hayır diyorum. Neden? Çünkü ben zaten yaptım. Yani video kapanacak yani. Sonra burada çözülmüşe tıklayın. Ve Regedit açılmama sorunu. Regedit. O da bu. Kayıt defteri düzenleme yöneticiniz tarafından devre dışı bırakıldı. Eğer Regedit'te açılmıyorsa, ses kaydı oluyor mu? Ha, tamam oluyor. Eğer Regedit'te açılmıyorsa buradan Regedit açılmıyor hatasına basıp buradan şimdi düzelte basıp birazcık bekleyin. Sonra sorun direkt çözülecektir. Buradan burada bilgisayarınızı yeniden başlatmayacaksınız. Sonra çözülmüşe basın. Sonra ana sayfaya dönün. Buradan da bunu kapatın. Çözüm bu kadardı arkadaşlar. Video işinize yaradıysa videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.